Haddini aştın Günalp Bey. Bunun elbet bir bedeli olacaktır. Bana, senin ve meclisindeki beylerin katlinin vacip olduğu emredildi Ertuğrul Bey. Sinsice. Fethettiğim kaleme girdin. Yetmedi, makamıma kuruldun. Bu ne aymazlıktır Günalp Bey? Cevap veresin hele. Ben sadece kaledar olarak vazifemi yerine getirdim. Ya Artuk Bey, Turgut Bey, Bamsı Başalp'im, ağabeyim Sungur Tekin. Onların suçu neydi de daracaktın onları? Kardeşin Sungur Tekin kaleye gizlice girip hükmü verilmiş mahkumları kaçırmaya teşebbüs etti. Beylerimin hakkında verilmiş hüküm mü vardı? Sungur Tekin Bey, masumları katletmene mani olmak için ne yapaydı? İki emirin kör lafıyla devletine hizmet eden yiğitlerin kanına girmeye nasıl kalkarsın? Emir Saadettin, sultan mıdır ki devletine hizmet eden yiğitlerin katledilmesini emreder? Altınoba, kadı mıdır ki şeriatın, törenin sözcüsü kesilip seni cellat tayin eder? Sen benim verilen emri yerine getirdiğimi anlamaz mısın Ertuğrul Bey? Ya Emir Saadettin'e pusatını kiralamış bir hainsin, ya da devletine sadakatten gözü körelmiş bir zavallı. De hele. Sen nesin Günalp Bey? Yeter Ertuğrul Bey. Haddini bilesin. İbn-i Arabi gibi kıymetli bir şahsiyetin kefaletiyle sultanımızın emriyle affedilmişsin. Benim için bu mesele burada kapanmıştır. Beni sultanımızın canını almakla itham edenler masum olduğumu gördüler. Hala. Benim de, beylerimin de devletimize sadakati, masumiyeti aşikardır. Halbuken sana verilen vazife bitmiştir Günalp Bey. Şimdi tez askerlerini de alıp kalemden gidesin.